Parti İzmir'de yüzdelik, yani yüzde kaç alır? Tahmininiz var mı? Ya, bizim, ya bununla ilgili bir anket çalışması oldu mu İzmir valla için? Valla bizim son dönemde yaptığımız bir çalışma yok ama bizim hedefimiz birinci bölgede 4, ikinci bölgede 5 olmak üzere toplam 9 milletvekili. Bu ilk günden beri aynı noktadayız. Çalkıntılı dönemler geçirdik. Hı hı. Ama bu noktada mesela 3 Mart, 6 Mart olayını halkımıza iyi anlatmamız gerektiğini düşünüyorum. Orada belki bir ufak bir çalkantı oldu ama evet. 3 Mart öncesi Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi olarak adaylık figürüyle 6 Mart sonrası figürü arasında çok ciddi bir fark oldu. Tereddütlü olanlar, tedirgin olanlar Sayın Kemal Kılıçdaroğlu etrafında kenetlendiler. Yani 2 Mart'taki Kemal Kılıçdaroğlu'yla 7 Mart'taki Kemal Kılıçdaroğlu figürü bambaşka oldu. Çok ciddi anlamda bu sağlamlaştırıldı. Yanında bizim Sayın Genel Başkanımızın siyasi zekası ve öngörüsü, ferasetiyle Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı konusunda en popüler iki isim olan Ankara Belediye Başkanımız Mansur Yavaş ve İstanbul Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun da Sayın Kılıçdaroğlu'nun yanında başkan yardımcıları olarak yapılandırması, monte etmesi sonucunda güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş noktasında güçlendirilmiş bir Cumhurbaşkanı adayımız oldu. Tüm bunlar aslında üzerinde tereddütler olan, soru işaretleri olan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı noktasında çok ciddi bir şekilde yerini sağlamlaştırdı ve güçlendirdi. Ve aslında ülkemize de çok büyük bir hizmet etti. Bu 22 küsur yılı aşan sıkıntılı dönemin bitmesi anlamında. Ama bu noktada tabii biraz partimiz eridi, güç kaybetti gibi gözükse de ben bunu halkımıza doğru anlattığımız takdirde, ki bunu sahada anlatıyoruz sürekli, hı hı, halkımızın bize hakkımızı tekrar teslim edeceğini, misliyle teslim edeceğini ve bizim de 3 Mart öncesinden çok daha güçlü bir şekilde sandıktan çıkacağımıza inanıyorum. Bu konuda da halkımızın öngörüsüne, sağduyusuna ve ferasetine güveniyoruz.